Merhabalar, ben Köfteyiz Köfte ve bugün sizlerle Köfteyiz New Horizons'ın 43. bölümüne hoş geldiniz. Evet, bölüm arası ne yaptım? Şunu craft ettim. Craft'ı bunun bayağı kolay. Bunlar şöyle yapılıyor, kalanlarını zaten biliyorsunuz. Çalışma şekli nasıl? Evet, buradan ıssız şuraya yakıt ve su koyup suyu şunla koyuyorum. Şu an kapalı modda. Şuna basarsam eğer ısıtma alacak. F4'e bastığımda bu modda. Şimdi. Ya F4'ü ben ayarladım. Shift F8'e bastığımda da çalışır moda geldi ve bakıyoruz. Bu yanıyor ve bana buhar üretiyor. Voilà. Şimdi scuba kıyafetimden çıkayım. Ve voila. Uçuyoruz. Ama çok uçmamak lazım çünkü buharımız bir noktadan sonra yetmeyebilir. Ha, yetiyormuş. Aslında bayağı gidiyormuş ya. Evet. Böyle de bir ölüm yaşadık. Demek ki neymiş? İnişimize dikkat etmek gerekiyor. Ve tabii ki de video ortasında gelen mesajlar. Yani tamam, beni alakadar etmiyormuş. Şimdi. Şurası gelsin bir. Sen gel. Sen gel, sen gel. Aslında sen şöyle gel. Sen jüriyle gel. Böyle gel. Sen gel. Sen şöyle gel. Sen şöyle, şöyle. Kastım burada. Bubbles'a gelelim. Doğru takmışım umarım. Evet. Neyse, biraz etim oldu. Evet. Sen de. Kapatalım şimdi bunu. Boşuna ısı tüketmesin. Bunun yanı sıra görev seni silelim. Remove. Şimdi görev kitabı. Evet, bunu yaptık. Şunları bir yaptım da kullanmadım sadece. Şurayı da aynı şekilde. Ve bir de şu görevi yaptım. Şunlardan hangisini alacağımı henüz karar vermedim. Çünkü şey, hangisine önce ihtiyacım olacak bilmiyorum. Muhtemelen wrench'e ihtiyacım olacak. Ve şunu da, şu görevi de yaptım. Buradan da küreği seçtim. Çünkü küreği daha çok kullanıyorum. Ve kürek demişken ben pickaxe'imi de upgrade etmek istiyorum. Burası değildi. Crossbow, pickaxe. Ha. Şimdi şuradaki pil durumumuz ne? Tamamdır. Ha. Çünkü şöyle bir durum var. Bunu yaparken süresini görüyorsunuz. Sizden olarak şu pili takip edip şuradan falan aktarmaya yapıp durdum. Bu eğlenceli bir süreç değildi kesinlikle. Evet. Şu robot armı henüz yapmadım. Aslında yapabiliriz sizle beraber. Doğru bir şey değil. Benim circuitim yok. Yani elektronik circuitim yok.
Bunun yanı sıra bu bölümün asıl neye girişeceğiz? Şurada iki tane file cabinet görüyorsunuz. Arılar. Arıları elde etmek için scoop kullanıyoruz. Scoop'u şu şekilde, GravTech scoop'larını bu şekilde yapabiliyorsunuz. Ki tercihen GravTech scoop'larını kullanın. Çok daha iyiler. Çok daha dayanıklılar. Bu arada şunu takmıyorum. Bunu da Diamond upgrade etsem ne olacak aslında ama. Şimdi şuradan da bir hızlıca bakalım. Ops. Evet. Sen tamamdır, olacak bu. Yetecek. Ben gene ne olur ne olmaz. Şu an bu bir işlem yapıyor mu? Hayır yapmıyor. Tamam. Şunları bir alalım. Sonra demeyelim çocukları pistten alalım diye. Şimdiden değiştireyim. Değiştiremedim ya. Ah. Tabii ki de envanterimde torçum da kalmış. Şimdi yapılacak planlar arasında bir de şöyle bir şey var. Burayı terk edeceğim. Ama burası bir amaç için uğruna kalacak. Burası benim maden işlemek. Burada maden işleyeceğiz. Kendime yeni bir workshop yapacağım. Biraz ileride. Şu buhar binasının yanında. Burada karşısında. Yanında yanında. Karşısına petrol işleme binası yapacağım. Evet, ben telefonu bir rahatsız etme moduna alayım. Destroy. Çok dikkat dağıtıyor. Oldun olacağın. Oldun. Şimdi bunu takarsak ne oluyor? Hemen bir bakalım. Şu. Durability hayvan gibi artıyor. Mining speed hayvan gibi artıyor. Level'ımız aynı kalıyor. Tabii şu an obsidian kazanacağız. Ona XP'yi geri aldıktan sonra kazacağız. Aynen, mantıklı. Şu an için mantıklı bir upgrade. Sadece tamir bir... Gerçi bunu tamir etmemize gerek kalmıyor. Benim bir adet madene falan girip bolca maden kazmam gerekiyor. Modifier'ın var mı? Yok. Spin ne? Sağ biraz XP kasak. Ups. Bunu unutmuşum tabii. Sen de çıkartalım. Şimdi dur. Epey de açık bırakmışım. Başka zombimsi bir şey yok değil mi? Yok galiba. Neyse, o zaman bir uyuyalım. Şunu değiştirirsem şimdi daha mantıklı. Şunu şöyle atalım. Evet, 7 kere ölmüşüm. O zaman diyoruz ki
Ölenle ölünmüyor. Şimdi arıcılık için karşıya mı geçsem, burada mı yapsam? Ya kalıcı olarak karşıya yapacağım çünkü ha, bu Winter Queen burada kalmış. Şimdi bana Meadowstorm'lar ve Forestorm'lar lazım. Ignoble'ları kullanalım şimdilik. Kristinler kalsın. Şimdi başlangıcımı ben burada yapayım. Gözümün önünde çünkü düzenli olarak kontrol etmem gereken bir mutasyon olacak. Meadows. Şimdi önce biraz bronz sayımızı arttıralım. Çiçek var mı burada? Var, tamam. Tamam. Arılarımız çalışmaya başladı, değil mi? Şimdi bu arılarımız üreyecek. Benim yemek kavanım burada. Unusual. Evet, sen girelim. Şurada How to Bee. House'u zaten yapmışız. Alayım. Bu şekilde. İkon. Komlarımızı şu an en iyi... Nasıl dur? Chest. Seni Carpenter'la yapabiliyorum. Ama her türlü bunu hani değiştireceğiz. Şimdi o zaman şunlar gelsin. Ha, sentrifüjüm tabii ki de dolu. Bunları sentrifüjle işleyebiliyoruz bu arada. Gördüğünüz gibi bize bal ve beeswax veriyor. Yo, beeswax aslında bayağı işimize yarayacak. Bir bakalım ne çıkacak. Pepin konu. Çok bir şey çıkmadı ama. Evet, yemek yeme zamanı. Hayriyetten. Bir karşıya gelelim. Karşıya göstereceğim bir şeyler var. Çatıyı da bitireyim artık. Hazır jetpack'im de var artık. Evet. Tarlamıza biraz çeki düzen verdik. Şu alt taraf sık kullandı. İhtiyaç duyduğum bitkiler. Bunu kırmışım. Üst taraf ise daha deneysel şeyler indireceği şey yer olacak. Oraya biraz ICD crop'ları koymaya başlayacağım. Hatta sizlerle beraber birazdan croplara girişeceğiz. Croplar demişken şuralara bir yere bir crop daha koy. Şey kaç onu mutasyona uğratıp böyle koyabilirim sanki. Ve gerekli şimdi de. Şimdiden gerekli. Evet. Şimdilik geçici bir crop kısmı oluşturayım onlara. Ve gelin bakalım. Domatesler. Soyalar. Diğerleri öncelikli arkadaşlarımız olmadıkları için. Şu da glowstone'larımız. Bunları işleyip glowstone'a çeviriyoruz. Bir nevi glowstone kaynağı. Şu da oldu. Ve şurası. Şimdi IC2 crop'ları tam olarak nasıl işliyor?
Önce şunları bir atalım envanterimizden. Şöyle. Ups. Yine yanlış şey koyduk. Soya 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 yokmuş burada. Soya soya bindik dala. Buraya lettuce gelsin. Lettuce var mı? Yok, içeri taşımışım hepsini. Domates zaten var. Bir de sana yer açacağız. Bundan açalım. Sen gel. Burayı biraz daha düzene sokacağım ve şimdi gidelim bakalım. Croplar sizde. Evet, burası yeni Hedehüdü Park. Buradan ben rahat bir biçimde unuttum ya. Bunlar kalsın ve ben biraz patates de alayım. Patates ve wheat alayım. De. Bunları koplara yerleştirebilir miyiz? Merak ettim. Domates, biber. Bunları siliyorum. Doğru. Domates, biber, patlıcan. Sana ne koyalım? Havuç. Çevrendekilerde. Şuna da domates koyabilir miyim? Yok, koyamıyorum. Evet. Ve ups, bunları şimdi koymayacağız. Şuraya ve şuraya da sugarcane ve benzer şekilde şu çaprazlara da bir şeyler yerleştirelim. Annesin potato. Patatesimiz buraya gelecek. Var. Sen bir ol. Havuç ol. Şunların yerini değiştireyim. Sen şuradaki Kane. Avuç. Tamamdır. Tamam, mantıklı bir düzen. Bunlar tam olarak büyüdüklerinde. Evet. Kroplarda yetiştirmenin avantajları bunları. Ama kroplar biraz hassas. Bunları burada koşmamak lazım mesela. Nasıl üst tarafı kroplara uygun bir biçimde yeniden düzene sokmam lazım. Şimdi böyle kalsınlar. Bunlar büyüyecek. Büyüdüklerinde ben bunları crossbreed'e sokacağım.
Crossbreed'in olayı şu. Kropları yan yana koyuyorsunuz. İlginç şeyler oluyor. Yan yana çapraz çapraz bir biçimde bırakıyorsunuz. Çok tatlı, tuzlu, güzel şeyler oluyor. Evet, tarlamız böyle kalsın. Soyalar. Bir tutam soyayı ben şöyle alayım. Evet, bunun çatısını ve iç dekorasyonunu bir an önce bitirmem lazım. Saçma üçünden bir türlü ara ara takılıyor sanki bir şeyler. XP'mizi bırakalım. Tekrar bir ölme riskimize karşı. Hemen ara ara bir şeyler takılıyor. Arılar galiba. Emin değilim. Olabilir. Şu an en büyük değişikliğimiz arılar. Bunlar ölüp tekrar bir yere öldüklerinde burada bırakacaklar kendilerini, salacaklar. Scuba kıyafetimiz. Şimdi gelelim şuraya bir. Yakında burayı tam teşekkürle aktifle işlemek istiyorum. Şurayı şöyle bir düzene geçtirdim. Şu internet arkaya doğru büyütebilirim çünkü burası zaten artı üretimde. Şunu da bir an önce çalışmam lazım. Ondan öncesinde buraya kompresörler dizmem lazım. Neden kompresörler dizmem lazım? Öften şu ön şuraya da bir workshop'ımı inşa etmeye başlayayım ki workshop'ım için kafamda bir düzen düşünüyorum. Nasıl bir design kullansın. Denize daha yakın olacak. Bu arada denize yakın demişken. Oops. Burada gezmenin en kolay yolunu göstereyim size. Bu. Karbon kanoyu kesinlikle yapın. Gerçi ben denk geldim dungeon'dan. Ama ciddi ciddi bu böyle bir haritada en kolay geziş kesinlikle bunda. Arı. Tabii böyle bir sıkıntımız da var. Neyse. Scoop gel. Şimdi. Sana geri atlayalım. Öncesinde bir şeye bakıyordum da çok hayallerimi sular altında bıraktı. Onu da yapacağım. Yaptım. Maalesef bunları kayıkları leashleyemiyoruz. Leashleyebilsek eğer direkt olarak bodoslama kendim bir vapur hattı yapmak istiyorum. Çünkü leashlediğim takdirde bu Open Computers dronlarıyla taşıyabilirim demek oluyor. Ve Open Computers dronlarıyla taşımak demek bunu remote hattına çevirebilirim demek. Ama olmuyor. Yani keşke oyunda güzel yük taşıyabileceğimiz bir tekne tarzı bir mod olsa. Çünkü şu anki haritam ciddi anlamda buna çok müsait. Hani direkt denizcilik üzerinden taşıma yap diyor bana. Ama yok. Maalesef oyun buna müsait değil. Ha bu arada. Sen
Damascus değil. Tulot. Sen gel. Sen git. Bu o kadar uzun sürmeyecek. İpi yapılmaz. Carpenter'da yapabiliyoruz. Seed ile. Güzel, güzel, güzel. Bir house'a bastık. Bir house'a da house'u da kullanabilirim. Noble. Strong. Gel bağlam. Güzel, bunlar uymuş. Sen de. Ve hala duruyorsun. Bu uzun ömürlü kaldı. Bu sayede drone sayımı biraz arttıracağım. Drone sayımı arttırdıktan sonra prenses şey. Evet, prenses üretmeye başlayacağım. Pardon, prenses için common drone. Yani common'ları üretmeye başlayacağım. Common'ları üretmem. Şurada gelelim. Bu direkt olarak başlangıcımız aslında. Gördüğünüz gibi Common Princess. Common Drone elime geçmiş bir yerden. Evet, Common Drone'um var. Common Princess'im yok ama. Bu şekilde arı evrimi üzerinden ilerleyeceğiz. Evet. Şimdiki planlarım arasında direkt olarak dediğim gibi yeni workshop'ı inşa etmek. Sonra burayı sadece maden işleme binası haline getirmek. Yeni workshop'ım şurada olacak. Daha geniş bir yer düşünüyorum bu sefer. Hatta belki aslında çok ilginç bir fikir geldi. Workshop neden 2 bina olmasın? Daha sonra. Şimdilik bir bina olacak da sonradan 2 binaya değişecek. Ve... Güzel, güzel, güzel. Bu arada bunları otomatikleştirmek isterseniz eğer direkt loop'u alabiliyorsunuz. Evet. Sanırım bu bölümü burada bitirebiliriz. Aracılığa hafiften giriştik. Bunların işlenmesi, buranın ve şuranın bir terraforming'i, buraya da ilginç bir projemiz var. Buranın bir terraforma uğraması gerekecek. Sonrasında güzel şeyler bizi bekliyor. Evet. Zaman ne diyoruz? İzlediğiniz için teşekkürler. Köftesi köftenin günler. İyi eğlenceler.